Sanat tarihi felaket olabilir. Sizin başınıza da geldiyse neden bahsettiğimi anlamışsınızdır. Karanlık bir odada ekrana yansıtılan bir sürü görüntü, isim, tarihler, olaylar ve bütün bunların sonunda uykunuzun gelmesi. Eğer harika bir sanat tarihi dersi geçirdiyseniz buna çok memnun olurum. Hatta tek bir sanat tarihi dersine girdiyseniz bile hiç girmemekten iyidir herhalde. Bunu söylüyorum çünkü Civilizations yani Medeniyetler programını izlemeye başladım. Dikkat edin, programın adı çoğul. Medeniyetler. Bu program insanların yaratıcılığının başlangıcını ve dünyanın her köşesindeki gelişimini geniş boyutuyla ele alıyor. Aslında bu BBC'de 1969'da yayınlanan Civilization yani Medeniyet serisinin devamı gibi sayılabilir. Orada sanat tarihçisi Kenneth Clark bireysel ve oldukça Avrupa odaklı denilebilecek bir şekilde Batılıların muhteşem eserlerini anlatıyordu. Aslında Clark sanat tarihinin kendisini anlatmıyordu. Medeniyet terimiyle ifade ettiğimiz hayat veren tüm insan eylemlerini anlatıyordu. Bu Clark'ın kendi sözleri. Ona göre barbarlık medeniyetin tam tersiydi ve medeniyeti neredeyse silmeyi başarmıştı. Clark aynı zamanda en büyük sanat eserlerinin barbar toplumlarda da üretilebileceğini iddia etmişti. Bu birkaç önden sorun teşkil edebilir. Çünkü o günlerde bile bu Demode bir bakış açısı olarak görülmüştü. Fakat Avrupa'da da Amerika'da da insanlar bu görüşe bayıldı. Kültürel tarihi anlamak için bir çaba içine girdiler. Programı bir araya gelip izlediler, kitabı satın aldılar. Sonra kültür turlarına ilgi bile arttı. 50 sene sonra üç sanat tarihçisinin insanlar tarafından yapılan sanat eserlerine çok daha küresel açıdan yaklaştıkları Medeniyetler programı yayınlandı. Mağaralarda keşfettiğimiz insan izleriyle başlayan bu dizi tarih boyunca dünyada yolculuk ederek günümüze kadar geliyor. Kapsamı çok geniş. Yani Eski medeniyet programındaki gibi barbarları bir kenarda tutan tek bir medeniyetten söz etmektense farklı kültürlerin devamlı yenilenerek ve birbirlerinden fikirler alarak nasıl birbirlerini etkilediği üzerinde duruluyor. Bu programda Rönesans kelimesini de çoğul olarak kullanıyorlar mesela. Böylelikle İtalya'nın dışında gelişen sanatı da aktarıyorlar. Hollanda'nın Doğu Hindistan ile olan ticaretinden dolayı Rembrandt'ın Moğol sanatına ilgi duyduğunu ve bu ilgisinin sanatına nasıl yansıdığını öğreniyoruz. Genelde tarihte yaşananların etkilerini tek bir yönden ele alıp anlatma eğilimindeyiz. Ancak burada olayları bütün yönleriyle çok daha iç içe geçmiş bir halde görüyorsunuz. Medeniyetten medeniyetlere bu geçiş gerek sanat tarihi gerekse tarihin öğretilmesinde daha geniş bir dönüşümü yansıtıyor. Artık sadece sanat tarihi üzerine değil, sanat tarihi'ni nasıl öğreteceğimiz üzerine de, yani onun metodolojisi üzerine de dersler alıyoruz. Günümüzde herhangi bir konunun farklı yönlerden ele alınması çok daha kolay kabul ediliyor. Bir sanat eserine biçimsel olarak bakıp sadece görebildiğiniz renk, çizim, kompozisyonu inceleyebilirsiniz. Bir eseri sembollerine ve eser oluşturulurken o sembollerin ne anlama geldiğine bakarak ikonografik olarak da çözümleyebilirsiniz veya biyografik yaklaşımla eserin sahibinin hayat hikayesini ve amacını araştırarak da eseri anlayabilirsiniz. Ya da çalıştığınız konuyu daha iyi anlayabilmeniz için eleştirel kuramlardan yararlanabilirsiniz. Örneğin eserde yer alan bilinçaltı güdüleri araştıran psikanalist kuramı veya toplumsal ve ekonomik şartları yorumlayan marksist kuram gibi birçok önemli kuramı işin içine katabilirsiniz. Postkolonyal teori çevresinde esere bakacak olursanız, eserlerin aslında onları şekillendiren kolonyal ve emperyal etkilerle ortaya çıktığını öğrenip şaşırabilirsiniz. Yeni Medeniyetler programı, işte bu yeni tür okumaları yapmaktan kaçınmıyor. Avrupalı sanatçıların İslam kültürüne egzotik bir kaynak olarak baktıklarını, kimi zaman gerçek olanı yansıtmaktan ziyade kafalarındaki basma kalıp doğu imgelerini yansıttıklarını vurguluyor. Ayrıca ırk, toplumsal cinsiyet ve cinsel kimlikler gibi faktörlerin de sanatta nasıl temsil edildiğine ve edilmediğine bakabiliriz. Birçok insan belirli bir kategoriye ait görüldüğü için tarih kitaplarında yer alamamıştır veya eserler yapmaktan, onları sergilemekten men edilmiştir. Bunlar sanatta anlamaya çabaladığınız bir ya da birçok mecrayı incelemek için kullanabileceğiniz sayısız merceklerden sadece birkaçı. Durumu daha da karmaşık hale getirmeden sanatın aslında ne olduğunu düşünün. Medeniyetler programı, sınırları belli olmayan ancak daha kapsayıcı olan terimleri kullanarak bu soruya cevap vermekten özellikle kaçınıyor. Bu terimlerin arasında sanat, antropoloji, mimarlık, tasarım, görsel kültür, maddi kültür, nesneler teorisi ve daha pek çoğu var. Biz bütün bunları hiçbirinin tek başına bir anlam ifade etmediğini bilerek insanların yaptığı her şeyi, çevreyi, deneyimleri anlatmak için kullanıyoruz. Ne var ki sanat tarihi çalışmalarının ileri seviyelerinde karşımıza çıkan bu tanımların sanat tarihine giriş konularında ancak pek az şeyi değişmiştir. En çok sözü edilen konular en azından Amerika ve Avrupa'da, eski Yunan ve Roma, İtalyan Rönesansı ve Batı'nın dışında dünyada birkaç yere ait, önemli sayılacak katkılar sağlayan kültür ve akımlardır. Bunlar hep lineer yani doğrusal bir bakış açısıyla anlatılır. Genellikle bize bir sanat ekolünden diğerine geçip gelişen akımlar anlatılır. Empresyonizmden neo-empresyonizme, oradan da post-empresyonizme geçiş gibi. Sanki sanat devasa bir ağ karmaşasından ziyade tek doğrultuda ilerleyen bir zaman çizelgesiymiş gibi izmler diğer izmleri doğurur. Hatta son 50 yılda yapılan sanat şimdilerde ya kapsam dışı kalıyor ya da sanat tarihinin en son dersinde 15 dakikaya sıkıştırılıyor. Karmaşıklıklar ve nüanslar daha üst seviye derslerde öğretilmek üzere bir kenara ayrılıyor. Eğer o düzeye ulaşırsanız Eğitimi ilk almaya başladığınızda size anlatılanları unutmanız için ayrıca bir çaba göstermeniz gerekiyor. Size ilk öğretilen, tarihin daha çizgisel boyutta ilerlediği anlatıyı ezberlemek de unutmak da daha kolay. Ama bu aynı zamanda konuları basitleştirmek için birçok noktayı feda etmekten geçiyor. Sanat tarihinde önemli bir faktörü yani birey olarak sizi ve geçmişin kullanılmasını geçiştirmiş oluyor. Sanat eserlerinin yorumlanması, onları yorumlayanların kaçınılmaz olarak dayattıkları kendi görüşleri çerçevesinde geçmişten günümüze çarpıtılarak gelmiştir. Kenneth Clark'ın medeniyet serisi elbette ki yanlışlar içeriyordu. Ama Clark sanat, mimarlık ve felsefe dallarında sevdiği konulardaki görüşleri paylaşmakta son derece etkiliydi. Bundan sadece birkaç sene sonra John Berger BBC'de farklı görmenin yolları isimli kendi programını başlattı. Sonra da bu programı kitaba uyarladı. Burada sanatın genel bir görünümünü çizmek yerine dünyadaki olgulara eleştirel bir şekilde nasıl bakacağımızı anlatmaya çalıştı. İmkanınız varsa izlemenizi öneriyorum. Ben sanat tarihini kendime has yöntemlerimle öğretmeye bu program sayesinde karar verdim. Dersimde neredeyse verimsiz denebilecek bir biçimde konuları dağınık işliyorum. Zaman ve mekanda bir gidip bir geliyor. Geçmişten gelen sanat hikayelerine bakıp bunların günümüzle ilişkisini anlamaya çalışıyoruz. Amerika'daki okulumda ve sonra mesleğimde öğrendiklerim benim için çok değerli. Sanat kelimesini de bu dersimde geniş bir yelpazede, sınırlandırmadan ama bir o kadar da biçimsiz ve belli belirsiz bir kapsayıcı terim olarak kullanıyorum. Sanatla ilgili nasıl konuşursanız konuşun onu nasıl tanımlarsanız tanımlayın o yöntem mükemmellikten uzak hatta eksik ve taraflı olacaktır yine de önemli olan bizim mükemmellikten uzak eksik ve taraflı olan hangi yöntemi dikkate alacağımız ben sanat tarihinden hoşlanmamanızın nedeninin derste öğrendiklerinizle şu anki dünyada deneyimledikleriniz arasında benzerlikler olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum ki bu da karma karışık. Ayrıca kabul edilmesi ve anlamlandırılması zor bir dünya. Geriye dönüp baktığımızda eskiden sunulan anlatıları artık bir araya getirebiliyoruz. Bu da bazı sınavlarda sanat tarihi bilginizi göstermede işinize yarayabilir. Ancak ne yazık ki bu anlatılar sizin sanatı sevmeniz veya bir esere bakıp eleştirel düşünebilmeniz söz konusu olduğunda pek bir işe yaramaz. Belki de esas hedef mümkün olduğu kadar çok sayıda bu mükemmellikten uzak, eksik ve taraflı anlatıya tanık olmak ve onların varlığından memnuniyet duymak ama aynı zamanda nelerin eksik olduğunu ve kimlerin bunları bize aktardığını saptamak olmalı. Buna ek olarak çeşitliliğe, farklılığa ve değişime açık, kaotik ve senkronize olmamış bir sanat tarihiyle barışık olmak söz konusu olabilir. Sonuçta bu içinde yaşadığımız dünyanın çok daha doğru ve inandırıcı bir yansıması öyle değil mi? Eğer sanatla, mimariyle ve tarihle ilgili öğrenmek istediğiniz konular varsa, Medeniyetler programını izlemenizi öneririm. Orijinal adıyla Civilizations. PBS ve BBC tarafından yapılan yeni program sanat tarihini tarihin doğuşundan itibaren ele alıp günümüze kadar taşıyor. Sanatın ve yaratıcılığın günümüz toplumlarına ve kültürlerine nasıl şekil verdiğinin bir kanıtı olan, zihinleri açan, düşünmeye zorlayan titiz bir çalışma.